yaparsan İstanbul sahillerinde tam bir martıya benzeyecek yani sonunda. Martı diyemeyelim de işte biraz önce lafa girerken söylediğim gibi ördeğe benzeyecek. Evet. Ama İstanbul çok bütün siyasi partiler için çok kıymetli çünkü 85 vekil çıkaracak bu seçimde. Şüphesiz öyle ama orada uçakla gidip gelenler gayet iyi bilir. O şehir, o Belgrad ormanları ve o ormanların yüzü suyu metine var. O şey Istıranca'ya doğru giden o yeşillikler var. Yarı bataklık, taş ocağına dönmüş falan. Oraların da şey, tertemiz bir tabiata doğru taş ocaklarını doldurma fikri doğru. Yeniden oraların tabiata döndürmesi lazım. Yani yeşilden bir yol bulacaksın. Sudan, doğadan bir yol bulacaksın. Betondan yol doğru bir yol değil. Ama ben orada başka bir şeye şaştım. Daha orada böyle şey gibi resmi gösteri göstermez orada iş adamları da yani yüzlerce iş adamı da alkışladı. Bu çılgın şey gibi. Yani bu iş adamlarının da zekası yani hiçbir kitap okumuyorlar. Hiçbir dünyada şehirleşmeye, doğaya uygun yapımlara, büyük kanal projelerine. Ben mesela dünyanın bütün büyük barajları nasıl oldu falan bir bakayım ya. Büyük projeler. Yani bu projelere bakacaksınız. Yani dünya dövüşüyor, deniştiriyorlar değil mi? Büyük heykellere, dev abidelere ve yapılara. Demek ki hiç bakmamışlar bunlar. Böyle şey alkışlıyorlar. Bunu alkışlayınca aklıma geldi. Şeyde çok anlatılan, Amerikan seçimlerinde çok anlatılan bir fıkradır. Seçim bürosu açıyor başkan. Tabii seçim bürosu açılırken de seçim bürosu para da toplanacak hani seçime yardım parası. Bağış, kampanyaya bağış. Bunun için de kermes, bizim kermes dediğimiz hani ya da ihale çıkmış gibi pasta koyacaklar. Pastalar satışa sunulacak. Yardımcısı da bu işlerle görevli. Yani oraya pastalar yapmak. Fakat yarım saat kalmış kampanyaya, seçim bürosu açılmaya. Ortada pasta masta yok. Yardımcı hemen diyor ki ya diyor yapacak tek bir şeyimiz var diyor. Şu tuvaletteki bütün ruloları getiriniz. Böyle kağıt ruloları getiriyorlar. Böyle 10 tane rulo koyuyorlar. Hemen diyor bunun üstüne çikolata dökün diyor. Hepsinin üstüne çikolata koyuyor, döküyor. Bunlar böyle bir yaş pasta gibi getiriyorlar. Fakat karısına da eşine de tembih ediyor. Diyor ki ihaleye çıkar çıkmaz hepsini sen al diyor. Hani bugünü kurtaralım. Yani o alırsa hani kimse alan şey, herkes ihaleye giriyor falan. Ta eşi ihaleye girecek vakti anı bulamadan iş adamları bütün pastalar alıyor. Adam diyor ki şimdi yandık diyor yani. Bittik diyor ya. Kampanyada rezil oldu. Başkan da beni kovar derken iş adamlarından biri rulo pastadan bir dilim alıyor. Alıyor ve bağırıyor. Harika!